Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle alfa alacağız. Nasıl alacağız? Kaç seride alacağız? Ve aynı zamanda sizlere arenalardan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar kaç seride arenadan alfa alacağımı da göstermek istiyorum bu arada. Öncelikle belli bir puan yaptım. Ondan sonra bir video çekmek aklıma geldi. Arkadaşlar eğer elinizde yeterli miktarda 5 yıldızınız varsa bu 5 yıldızlarla çok rahat bir şekilde belirli bir puana gelerek alfaları ya da katalizör 4. kademe temel katalizör alabilirsiniz arenadan. Onu göstermek istiyorum. Evet, seri şekilde dövüşümüze başlayalım arkadaşlar. Hızlı hızlı dövüşelim. Bu arada zaten bildiğiniz üzere eğer alfa 1 arenası ya da temel katalizör şeklinde belirli günlerde geliyor bunlar arkadaşlar. Bunları muhakkak oynamalısınız. Çünkü buradan aldığınız alfa 1'lerle ya da temel katalizörlerle şampiyonunuzu 4. yıldızsa 4 yıldızsa 4. kademe, 5 yıldızsa 3.45, 2.35 şeklinde kademe atlatabilirsiniz arkadaşlar. Rütbe atlatabilirsiniz. Arkadaşlar o yüzden bu tür arenaları hiçbir şekilde kaçırmayın. Bu arenalar sizi çok hızlı bir şekilde gelişmenize ve daha çabuk seviyenizin yükselmenize yardımcı olacaktır arkadaşlar. O yüzden bu arenaları takip etmeye çalışın. Genelde 2 gün oluyor bu arenalar. Bu arenalar önceleri mesela alfa 1 vermiyordu. Öyle bir arena yoktu arkadaşlar. Bir tane ya da hatta bir tane çıkma ihtimali vardı da. Yani şöyleydi. 800.000 puan yapardınız. Oradan gelen kristalle ya temel katalizör parçası ya da alfa 1 çıkma ihtimali olurdu. Ama temel katalizör eskiden mesela şeydi arkadaşlar. Bir tane alabiliyorduk 1.100.000 puana. Bu arada Medusa bizi haşat etti. Ah süper ya son anda. Arkadaşlar işte 1.100.000 puana alıyorduk. 2 gün bir süre veriyorlar bize. O süre zarfında temel katalizör 4'ü alabiliyorduk. Ha bu mesela 5 yıldız karakteri olmayan arkadaşlar için bayağı zor alınıyor arkadaşlar. Düşünsenize. Yani savaş başına eğer güçlendirme de basmazsanız 10-12.000 puan ortalamasıyla puan alarak devam ediyorsunuz. Bir seride 3 savaş yapıyorsunuz. Bu 3 savaştan gelen puan o toplam en maksimum 40.000 puan olsun arkadaşlar. 40.000 puana da yani düşünsenize 40.000 10 seri yapıyorsunuz 400.000 puan. 20 seri yapıyorsunuz. Ha bu tabi 5.50'den bahsediyorum ha arkadaşlar. 5.50 dediğim şey de şu. Rütbe 5, seviye 50. Yani bunlar 12-13.000 puan veriyor arkadaşlar. Yani yapmanız gereken şey şu. Ha ben başladım, nasıl başladım? Öncelikle 5.50'leri koydum arkadaşlar. 5.50'lerle yapabildiğim en yüksek puanı çoğaltıcıyı 3 yapana kadar yaptım. Ondan sonra başladım gördüğünüz gibi. En düşük seviyeden hiç kaçmıyorum da takır tukur dövüşüyorum arkadaşlar. En düşük seviyeden 5 yıldızları koymaya başladım arenaya. Gördüğünüz gibi her biri böyle 21.000 puan. Ondan sonra 20.000 puan. Bu şekilde arkadaşlar değişiyor yani. Yapmanız gereken şey gördüğünüz gibi arenada savaşarak rakiplerinizi bir yenerek özellikle 5 yıldızlarla savaştığınız zaman arkadaşlar yenilmemeye çalışın. Çünkü çok büyük bir kayıp düşünsenize arkadaşlar bir savaşta bir anda evet bir anda 20.000-30.000 puan veriyor yani ki bu 5 yıldızın seviyesine rütbesine göre de değişir. 4.55, 5.65, 5.65 maksimum arkadaşlar 35.000 puan versin. O da tabi şeye göre değişiyor arkadaşlar yani gelen rakibin gücüne göre değişiyor. Bu arada kaçıncı seri olduk hiç bakmıyorum ya. Allah Allah dur bir bakalım arkadaşlar. Ya bir de böyle bu videolarda var ya böyle resmi konuşmayı sevmiyorum ya. Bilgi üzerine bilgi üzerine. Valla bak ben kendi oyunculuğumu şey yapmıyorum. Ben şöyle oynuyorum böyle oynuyorum işte. Böyle klas videolar da atmıyorum. Tekte aldım, şartta aldım, cürtta aldım diye. Ben de sizler gibiyim arkadaşlar. Yani öyle kendime böyle büyüterek demiyorum ki tekte alırım. Killmonger bilmem kaç bin 60K'lık 70K'lık bossları keserim. Bazen kesiyorum, bazen kesemiyorum, bazen knockout oluyorum. Mesela bu bir hafta böyle hiç oynayamadım. Girdiğim bazı ittifaklar oldu. O ittifaklardan knockout oldum. Yani normalde Ben savaşlarda diriltme bile kullanmam, şey yaparım yani, düşünün yani, diriltmeleri satıyorum yani o derece. Ha, burada kendimi övmüyorum ben şöyleyim diye. Yani oynadıkça insan gelişiyor. Ben de uzun süredir oynadığım için belli bir el becerim var yani. Ha, gelişiyor. Bir baktım arkadaşlar knockout. Ha, şöyle oldu tabii. Yani oynuyorum. Önüme 2 tane karakter çıktı. İkisi de şey, sonsuzluk demir adam, sonsuzluk savaşçısı demir adam diye. Lan köpek gibi dövüşüyor zaten o ikisi. İkisi değil zaten, ikisi aynı karakter de. Abi canı %5 falan kalınca köpeğe bağlıyor yani. Öyle bir dövüşüyor ki adam blok üstüne blok yani, sürekli sersemliyorsun. Savaşlarda o şekilde diriltme kullandım arkadaşlar. Onun harici el becerimi yani, yine de olsa insan, her insan kendi el becerisine güvenir yani. Ben de güveniyorum ama övünmüyorum arkadaşlar. Herkes el becerisini geliştirebilir. Bence el becerisini geliştirecek olan bir yerler, yani yerlerden birisi de arenalardır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi skill atıyor, kaçmaya çalışıyorsunuz falan. Bu şekilde el beceriniz de gelişiyor arkadaşlar. Mesela şimdi bir daha gördüğünüz gibi el becerisi yaptım. Bu şekilde de gelişebiliyor arkadaşlar el becerisi. Nefes aldırmadan dövüşüyoruz mesela. Kış askeriyle antrenman yapabilirsiniz. Kış askeri de işe yarıyor arkadaşlar. Ondan sonra yeni çıkan, şu anki arkadaşlar zaten eğer oyunu yüklemişse, Blade, elinde Blade varsa, ondan sonra elinde Dominion varsa, elinde Corvus'un varsa, elinde işte yeni demir adam varsa, sonsuzluk savaşçısı, Givenpool'un varsa, abi sizden şanslısı yok. Düşünsene 35-40 seviyesin, elinde bu karakterler var. Abi ben ilk 4 yıldızımı 32. seviyede açtım ya. O da Kaptan Marvel çıktı yani. Ondan sonra açtığım 2-3 karakter ne çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Magneto çıktı ya. Manyak oldum yani, artık manyak oldum yani. Magneto çıktı. Hadi sevindik diyelim yani, yeni karakter diye sevindim. Lan bir daha çıktı, bir daha çıktı. 99 kopya oldu artık. Neyse dedim artık yeter, bir daha çıkmaz. Lan bu sefer çıktı. Beyaz Magneto iken kırmızı Magneto çıktı. Hadi dedim gökkuşağına bağladık yani. Kırmızı, mavi, her renk yani, ne renk olsa onu verecek. Tabi o sırada kabama diyorum, anana arvadını senin diye böyle sayıştırıyorum yani. Yani kabama. Böyle nefessiz kaldım. Hatta şu an sinirlendim. Farkındaysanız böyle bir yutkunamadım yani. Hatta bugün şey yaptım ya. Beni oyuna getirdi kabam arkadaşlar. Yani nedir onun ismi? 300 kredilik, şimdi koleksiyoncunun parçası olmayan bölümü bitirdiğiniz zaman 300 krediye 3 ya da 5 yıldızlı kahraman kristali, yani kahramanın çıkabilme ihtimali olan bir kristal satıyor arkadaşlar kabam. Lan ondan bir tane dominoyu görünce böyle feleğim şaştı, dedim bir tane alayım ya, bir tane aldım, 3 yıldız domino çıktı. Allah dedim, hala de çıkacak böyle hissediyorum falan diye. Arkadaşlar bir tane daha alayım dedim. Lan aldım, 4 yıldız Ultron çıktı. Neyse dedim, hissediyorum 4 yıldız çıktıysa 5 yıldız da çıkacak. Yani herhangi bir karakter fark etmeksizin. Lan bir tane daha aldım. 900 kredi etti arkadaşlar. Ya eşeklik bende yani. Yani çıktıkça insan da aşka mı geliyor nedir? 900 kredi aldı. Bir tane aldı. İşte aldım, 3 yıldız çıktı. Sinirim bozuldu. Lan 5 yıldız çıkacak dedim. İnat ettim. Lan bir tane daha aldım. 1200 kredim gitti yani, 1200 kredim gitti. Bak şu an böyle sinirlendim, dilim damağım birbirine yapışıyor arkadaşlar. 1200 kredi gitti. Son aldığım kristalden de arkadaşlar 4 yıldız Ultron çıktı. Allah belasını vermesin. 1200, ya şu telefon da çalıyor, biri baksın ya. Ondan sonra 1200 kristalim gitti arkadaşlar. Lan şeye, camiye gidin dedim arkadaşlar, böyle bir ikindi namazını kılayım. İnanır mısınız? İmam farzını kıldırıyor. Aklıma şey geliyor. Nedir onun ismi? Lan 1200 kredim de gitti. Allah belasını vermesin falan. Ya moralim bozuldu. Yani namazda gelen şeye bak. Akla gelen şeye bak arkadaşlar. Diyorum ki 1200 kredi gitti. Lan bari bir şey çıksaydı. Allah belasını vermesin. Gitti 4 yıldız çıktı falan fistan. Ya namazın ortasında tövbe tövbe. Düşündüğüm şeylere bak arkadaşlar. Yani 1200 kredim öyle harcadım. Bilseydim macera oynardım. Ondan sonra şey macera, yeni gelen macerayı oynardım. Ha zaten şey oynayacağım. Labirent, efsane labirenti. Onun için kredi biriktiriyorum. Ha bu arada dönecek olursak arkadaşlar, şu sıra şu anda Ördek Howard kime karşı dövüşüyor? Banf yapan karakter tabii ki Nightcrawler. Arkadaşlar bu karakter de çok gıcık dövüşüyor. Bunu atılgan moduna geçirmezseniz sizi kaça kaça döver yani. Kaça kaça anca bu döver. Bakar mısınız? Vuramıyoruz ha. Sürekli kaçıyor. Hiç yerinde duramıyor. Fırlama lan bu pezevenk. Vallahi pezevengin teki ha. Lan gel lan buraya. Lan gel lan. Allah. Dayak yiyeceğiz bak. Lan senin var ya. Vah. Yetti ha. İşte bu. Ha. Bir sipere bakar. At ikinci skili lan. Kaçma ya. At lan anasını satarım bunun ha. Yetti lan sana. Ha. Gününü gör ha böyle. Ördek Howard da arkadaşlar yani güzel bir karakter. Thunder Duck yapıyor. Bir de şey yapıyor arkadaşlar. Thunder Duck'ın bir şeyi de bir de yenilenme yapıyor. Gördüğünüz üzere ne kadar yeniliyor lan. Göremiyorum. 119. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yenilenme yaptık. Hiç değilse canımız da arttı. Sonuçta bir arena arkadaşlar. Kaybetmemeye çalışıyoruz. Evet yürek yemişiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sınıf karşıtı olduğu halde Örümcek Stark'a karşı 8194 prestij 5116 karşı sınıf. Yakalasa var ya o ikinci skillini de yesek öldük arkadaşlar. At şimdi at ikinci skilli ya. Aha. Gittik. Gitti. Ölmezsem indiririm lan bunu. Ölmezsem indiririm. Of %5. Tamam baba. Of. İşte bu ya. İşte bu. Kanat ya. İşte bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Logan yarı yolda bırakmıyor arkadaşlar. Video gördüğünüz gibi kaç olmuş? 29. seri olmuş. Arkadaşlar kaç seride aldığımı ben de merak ediyorum. Kaç seride alacağımızı. Evet. 5 yıldızlarımız bitti mi? Bitmiş mi ne lan? Yapma be. 4 yıldızlarla oynayacağız desenize. Bu arada 1.600.000 puan olacak arkadaşlar. 1.5 milyon olmuş zaten. 1.592.000. Bu son seri arkadaşlar gördüğünüz gibi 31 seride hiçbir şekilde güçlendirme kullanmadım. Hiçbir şekilde bir arena desteği kullanmadım inşallahlardan da. Bu şekilde 31 seride aldık 5 yıldızları kullanarak arkadaşlar. O yüzden siz olun 5 yıldızlarınızı yükseltmeye bakın. 4 yıldızın devri kapandı gitti gibi yani. 5 yıldıza bakıyor her şey artık. Of kötü. Ya, rahat oynuyoruz çünkü bir savaş bile kazansak bize yetecek. O yüzden çok kasmadan oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada videosu atacağım arkadaşlar. Oyun hakkında bilgilendirme videosu. Yani mesela hangi ittifakları ne şekilde aramalıyız ya da hangi ittifak bize yarar ya da ittifakların işte faydası nelerdir? Savaş kademesi nedir? Ondan sonra Dormammu'da alınan ödüllerin ödüllerin önemini söyleyeceğim. Neler alınırsa nelerden ne kadar parçalar çıkabilir arkadaşlar. Onları anlatacağım bir videom olacak. Yani oyun hakkında genel bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. İşte bu kadar. Zaten bu son serimiz. 31 seride almış bulunuyoruz. Ulan 31 nedir ya? Vallahi 31 seride aldık. Domino. Gerçi Domino bunu keser yani affetmez. Felaket bir hero yani. Bakar mısınız arkadaşlar? Evet. İndi gitti yani. Eskiden yakma verirdi arkadaşlar bu. Domino evet paramparça ettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 31 seride aldık. Videomuz bu şekildeydi. Arenalarla ilgili özel bir video daha atacağım. Arenada seri yapma, sonsuz demeyelim de serini devam ettirme arkadaşlar. Mesela adam 30. seride bozuluyor sürekli. Nasıl yaparım diye. Onu da anlatacağım işte arkadaşlar. Bu arada videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videoyu da görüşmek üzere. Herkese iyi eğlenceler.